Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı meclise öyle bir öneri sundu ki ya bunu nasıl anlatacağım ben de tam bilemiyorum. Neyse şöyle anlatmaya çalışayım. Biliyorsunuz İslamiyet'in 5 şartından biri zekat. Zenginler her yıl belirli oranda İslam'a göre zekat vermek zorundalar. İşte Diyanet zekat verenlere vergi indirimi uygulanmasını önerdi. Şartlarını da sıraladı. Peki neymiş bu şartlar? Şimdi ekrana getiriyorum. İşte Diyanet'e göre zekatı vergiden düşmenin yolları. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yani parası var, pulu var adamın. Zekatını veriyor. Niye ona indirim yapsın o zaman? Diyanet demek ki bunu da çok eksik yapmış. Diyanet ne diyorsa doğru söylüyordur yani. Diyanet'in zekat verene vergi indirimi uygulanabilir önerisine sokakta destek de var, eleştiri de. Böyle bir şey olur mu ya? Zekat veriyor adam sadece. Zekatın indirimi olur mu? Güzel olur. Vergi indirimi yapılsın. Meclisteki ilgili komisyon gelen dilekçeler üzerine Diyanet'e zekat indirimini sordu. Diyanet, gıda bankacılığı üzerinden zekat verene vergi indirimi yapılabilir dedi. Bunun vergi indirimi yapmayla hiçbir alakası yok ki. Asli görevini, insanlık görevini yapıyor zekat vererek. Eğer Diyanet'in önerisi hayata geçirilirse zekat veren vergi indirimi isteyebilecek. Yok, ben vergi veririm, zekat vermem. Ama öyle her önüne gelen ben zekat verdim diye indirim isteyemeyecek. Gıda bankacılığı aracılığıyla yani dernek ve vakıflar üzerinden zekat verip makbuz kestirmek şart. Normal üzerine düşen görevi yapacaksın yani. Bunun indirimi falan olmaz. Gönlünden ne kopuyorsa, hakkın ne düşüyorsa. Bu uygulama olursa tabii ki iyi olur. Vergi herkese indirirsin o zaman. Niye sadece zekat verenlere? Şimdi bu zekata vergi indirimi öneren Diyanet'e birkaç şey söyleyeceğim. Ya Allah aşkına bırakın bu işleri. Şu dini konularla devlet işlerini birbirine karıştırmayın. Vergi devletin koyduğu bir zorunluluk, bir vatandaşlık görevi. Zekat Allah'la kul arasında bir mesele, dini bir yükümlülük. Karıştırmayın bunları diyorum. Başka da bir şey demiyorum.